Merhaba arkadaşlar, sizlerle bugün kemanımızda görmüş olduğunuz fixler, bunlar çok önemli. Yani bizim burgudan sonra ince ayar dediğimiz, yani tizleştirip pesleştirdiğimiz fixlerimiz var. Bunlar arkadaşlar vida sistemiyle olduğu için belli bir süre geçtikten sonra yağlanması gerekiyor. Bunu da gördüğünüz gibi makine yağı, normal her yerde satılan 5 liraya bu yağdan alıp yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bunu ben belki şimdi baştan söyleyen olur, işte bunu üstüne döküp de yapabiliriz diye. Arkadaşlar bunu hassas olduğu için hani böyle direkt üstüne döküp de yapamam yani. O yüzden ben size bunu tek tek göstereceğim. Bence siz de böyle yaparsanız daha iyi olur. Artı olarak tabii şunu da söyleyeyim. Aynı şekilde bu vida sistemiyle giden bir de bizim arşemiz var. Yani yayımız var. Onda da şöyle mesela çıkarayım. Gördüğünüz gibi vida sistemi olduğu için bunda. Yani şöyle hatta şunu da açayım böyle. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu da aynı şekilde bunun üstünü yağlayarak da yapabiliriz. Hatta çıkartmışken ilk bununla başlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi şurası. Öncelikle bunu tabii şöyle birazcık peçeteyle temizleyelim. Kararmış çok azıcık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada şeye de dikkat edin. Eliniz yağlanırsa bunları çevirmekte, fixlerinizi çevirmekte zorlanabilirsiniz. Tabii böyle bir şey olursa da zaten peçete ya da bir bez yardımıyla da yapabilirsiniz. Bunu şöyle temizledikten sonra şu şekilde koyup yağımı zaten açık. Şöyle birazcık üstünü yağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu mesela fazla, gördünüz mü arkadaşlar? Fazla olanı da bırakıyoruz. Çünkü çok oranında olması lazım. Fazlası bu sefer içine zarar verir. Akar. O da size zarar verir. Şöyle azıcık da kurulayabilirim hatta uç kısmını. Gerisi yeter. Şimdi alıyorum arşemi. Ve bunu bu arada arkadaşlar kaybetmeyin. Yani çıkmasın. O yüzden çok düzenli koyun. Yani bu şekilde şöyle koyun. Fazla oynamasın. Şimdi bunun İçine bunu geçiriyoruz böyle. Mesela biraz yağlandı. Şöyle peçete yardımıyla hem kurulayıp hem de şöyle sıkıyorum. Bunu iyice yedirmek için şöyle bir şey yapalım. Birazcık sıkıyorsunuz. Tabii bunu yavaşça, birazcık böyle yavaş yavaş yapalım. Sıkıyoruz. Birazcık içine girmesi gerekiyor. İyice yağı yemesi için. Evet. Olabildiğince sıktım ve çok sıkmamaya gayret ediyorum. Ve özellikle yayımızın şu orta kısmına dikkat edin. Çok gergin olmasın. Buradan kopma ihtimali olabilir. Buraya çok dikkat edin. Bence yeter. Şimdi gevşetiyorum birazcık. Tam tersi gevşetmeye başladım. Çok fazla gevşetmeden çok az daha sıkıp bırakıyorum artık. Yani olması gerektiği gibi çalmayacağım için normal gevşekliğinde bıraktım bunu. Şimdi sıra geldi fixlerimize. Fixlerden tek tek şöyle başlıyorum buradan. Mesela Mii'yi sökmeye başlıyorum. Ya zaten sola doğru çevirdim. Direkt açılıyor arkadaşlar. Şöyle çıkarttım. Yine aynı şekilde peçetemin yardımıyla şöyle koydum. Üstüne yine çok fazla olmaması şartıyla şöyle birazcık etrafını sürdüm. Yine aynı. Çok az fazla gelecektir. Şöyle birazcık damlatıp fazlasını salmasını, ondan sonra şöyle yerine tekrar koyuyorum arkadaşlar. Şöyle yandan mesela. Bunu sıkıyoruz. Bunu yapabildiğimiz kadar dibine kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Mesela birazcık dikkat edin. Çok yağlı olmamasına. Zorladım. Mesela dibine kadar neredeyse girdi. Şimdi tam tersi çeviriyorum. Yani alması gerektiği yere kadar aldığı için bu sefer gevşetiyorum.
Ve tekrar bir daha sıkıyorum. Bu sefer normal ortada bırakıyorum arkadaşlar. Zaten bu süreçten sonra şeye bakıyorsunuz. Biliyorsunuz akort videomuz var. O akort videosundan tek tek bakabilirsiniz. Şimdi sırada La var. La'yı söküyorum arkadaşlar. Yani Mi'nin yağlanmasını yaptık. Çıkardık aynı şekilde. Sakın burayı falan dökmeyin arkadaşlar. Zemine gidecektir. Hatta burayı döktüğümde bile fark ettiyseniz fazladan şey oluyor. Mesela bunu şey yapabilirsiniz. Böyle birazcık kirli ya. Bunu da silebilirsiniz arkadaşlar. İlkinde atladım ama yani dilerseniz yapabilirsiniz. Çok önemli değil bunda ama. En azından temiz olmuş olur. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi mesela. Biraz temizledik. Sonra yağımızı tekrar sürüyoruz. Şöyle etrafına. Fazlasını boşalttık şöyle. Bu sefer lağımızı. Lağının fixini sıkıyoruz. Burada da aynı işlemi hızlıca çeviriyorum böyle. Yine vida sistemi gibi sıkıyorum. Şu anda mesela uç noktada. Şimdi tam tersi gevşetiyorum. Eğer yağlıysa benim yaptığım gibi şöyle bir temizleyip tekrar gevşetme işlemi yapabilirsiniz. Ucuna kadar geliyorum. Bundan sonra tekrar mesela geldim şu an. Bundan sonra tekrar sıkıp yağlanmasını, tam yağlanma işlemi halletmiş oluyorum. Arkadaşlar mesela şu R'de benim biraz sıkıntı ama yine de onu da göstereyim. Bazen alttaki şey tutmayabiliyor. Kaçırabiliyor ucunu. O yüzden ben yine yapmışken aslında komple bir bakayım böyle. Mesela görüyorsunuz bu çok kirlenmemiş ama çok fazla kullanılmadığı için de şöyle çok az bunu da yağlayayım şöyle. Sonra aynı şekilde bunu da parmaklar büyükse sıkıntınız var arkadaşlar. Evet. Zor da olsa. Aynı işlemi buna da yaptım. Ve tekrar gevşetiyorum. Bunu da yaptıktan sonra son olarak kalan sol telimi de yapacağım. Bu da önemli. Hepsi gibi. Yani bunlar tamamıyla arkadaşlar rutin kendi bakımları oluyor. Onlara çok dikkat edin. Bunlar da onun içinde. Yani çünkü fixler size çok lazım olacak akort yaparken. O yüzden bunlara bu şekilde bakım ara sıra yapmayı unutmayın. Zamanını hemen soracaksınız. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya bunlar çok böyle sık gerektiren bir şey değil. Ama benim gördüğüm durumuna göre değişir ama 8 ay, 8-9 ay belki bir sene fark ediyor. Yani mesela artık 7-8 ay ya da 9 ay beni idare edecektir bu. Belki bir sene bile idare eder. Yani durumuna göre değişiyor. Bulunduğu ortama göre değişiyor. Birazcık şöyle fazlasını şey yapayım. Ondan sonra bu sefer sol telinde aynı işlemi yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Yine de bununla alakalı anlamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmından şey yapabilirsiniz. Ben ondan cevaplarım size. Ama gördüğünüz gibi yani çok zor bir şey değil. Tek makine yağıyla ve peçetemizle kolay bir şekilde halledeceğimiz bir sıkıntımız. İkisini hallettikten sonra zaten yayımız çok problem değil. Direkt kemanımızı akort yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra güzel bir şekilde çalmaya devam ediyorsunuz.